Ben sizi bekliyorum. İstatistik için geldiniz değil mi? Evet, başkası hazırız. Kaç kişi var şu anda? 3 şu anda. 3. İkisi görüntü dışında, o yüzden tam göremiyorum. Evet, yani yarım görüyorum. Bedeni yarım görüyorum. Oranın sesini biraz daha açma şansımız var mı? Evet, ses sanki şimdi biraz daha iyi geliyor diyeceğim ama kendi sesimi duyuyorum ya. İsterseniz eski haline alalım. Kendi sesimi duyunca bu sefer konuşurken ben rahatsız oluyorum. O zaman biz yüksek konuşuruz. Ha, sizin ses iyi geliyor da kendi sesimi de duyuyorum. Onu engelleme şansı yok mu? Yetkili birisi yok mu orada? Bir dakika ama bizde güzel geliyor. Hocam bir saniye tamam. Teşekkür ettim. Arkadaşlar pazartesi resmi tatil olduğu için ders yapamadık. Normal program o şekildeydi. Geçtiğimiz pazartesiden bahsediyorum. Ama konuları bitirmiştik. Genel tekrar yapmak için buraya geldik. Ben de size söyledim. Geçmiş yıllarda çıkan vize soruları eğer çıkarttıysanız, sormak istediğiniz vizeyle ilgili ne kadar soru varsa bugün onları cevaplandırmaya çalışacağız. Sizden soru bekliyorum. Arkadaşlar ben soruları çıkartma şansım olmadı. Yanımda sorular yok. O yüzden sormak istediğiniz soruyu oradan siz okuyacaksınız. Birlikte cevaplandıracağız. Olur mu? Yalnız okurken eğer sayısal işlemler var ise soruyu arkadaşlar benim de not almam lazım. Şimdi arkadaşınızın söylediği ilk şey şöyle yapayım. Ekran ona göre ayarlayayım. Kareli ortalaması 25. Aritmetik ortalaması 24. Aritmetik ortalaması 24. Olduğu bilinen bir ana kütlenin standart sapması kaçtır? Arkadaşlar standart sapmayı soruyor. Standart sapmanın örnek için bu şekilde, ana kütle için bu şekilde, bu simgeyle gösterildiğini biliyoruz. Şimdi son anlattığımız ünitenin içinde olması lazım. Standart sapma veya varyansa hesaplarken şöyle bir formülden bahsetmiştik. Şurayı arkadaşlar not almanıza gerek yok. Öncelikle bütün eksilerden tek tek ortalamaları çıkartıyorduk. Sonra bunların karesini alıyorduk. Eğer işin içinde f'ler varsa f'lerle çarpıyorduk. Sonra bunların toplamını alıyorduk. Toplam f değerine bölerek biz burada neyi buluyorduk? Ortalamadan olan sapmaların karesinin toplamını. Bunu arkadaşlar kök içinde yazdığımız zaman buna ya bu simgeyle örnek standart sapması ya da bu simgeyle ana kütle standart sapması diyerek işlemimizi yapıyorduk. Yalnız son ünitede bunun dışında şöyle bir şey anlatmıştık. Her örneği bu şekilde yapamayabiliriz demiştik. Bazen standart sapma ya da varyans kareli ortalamanın karesi eksi aritmetik ortalamanın karesi diye bir formülümüz de olduğunu söylemiştik. Şimdi biz yukarıdaki verilen değerlerden yola çıktığımız zaman o zaman bizim şu formülü kullanma şansımız yok. Bu formül doğru bir formül ama yukarıdaki değerlerden yola çıkarak bunu kullanma şansımız yok. O zaman aşağıdaki formülü kullanacağız. Peki bu standart sapmanın karesi dediğimiz neydi? Standart sapmanın karesi ya böyle veya böyle gösterdiğimiz değer varyanstı. O zaman bizim bu işlem sonucu kareli ortalama yani 25'in karesi eksi aritmetik ortalama 24 olduğuna göre 24'ün karesi. Bu işlem sonucunda biz varyansı buluyoruz. Peki 25'in karesi nedir? Hesap makinesi olan yardımcı olsun.
25'in karesi 625. 24'ün karesi nedir? Sizden cevap bekleyeyim mi yoksa ben buradan hesap makinesiyle? 24 çarpı 576. Arkadaşlar bu ikisini bulduktan sonra 625'ten 576'yı çıkartıyoruz. Çıkarttığımız zaman bulduğumuz değer bizim varyans olarak bulduğumuz değer. Soru varyans olsaydı sorunun cevabını bulmuş olacaktık. Ama soruya tekrar geri dönelim. Bizden ne istemiş? Soruda standart sapma değeri istendiğine göre ister böyle ister böyle verilsin. Arkadaşlar varyansı 49 ise standart sapma varyansın karekökü değil miydi? O zaman standart sapmayı bulmak için bu kök içindeki 49'un dışarıya çıkmış hali aradığımız sorunun cevabı olarak buluruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Başka sormak istediğiniz soru var ise... Özellikle arkadaşlar soru varsa belki anlatması biraz daha kolay olur. O yüzden ben soru istiyorum. Üç kez. O zaman n eşittir 3 kez atılan bir para. En az bir yazı gelmesi. A olayının tümleyenini oluşturan örnek noktalar aşağıdakilerden birisidir diyor. A olayının tümleyenini sormuş bize. Arkadaşlar şimdi bunu yaparken tümleyenini bulunuz. Biz bunu yaparken şöyle bir şey söylemiş. Bir kez attığımız zaman karşımıza çıkan sonuçların parayı... Parayı bir kez attığımız zaman karşımıza çıkan sonuçların yazı ve tur olduğunu söylemiştik. Hatırlıyoruz değil mi? Parayı iki kez attığımız zaman karşımıza çıkan sonuçlar yazı, tura olduğunu söylemiştik. Parayı üç kez attığımız zaman karşımıza çıkan sonuçların ise şöyle olduğunu yazmıştık. Hatırlıyor musunuz? Bir de arkadaşlar hani bu işlemleri yaparken şöyle yapabilirsiniz. Parayı 3 kez attığımıza göre 2 üzeri 3 farklı sonuç olması lazım. 8 tane sonuç olması lazım. Eğer 8 tane ise 4 tane yazıyla başlıyorum. Buraya dikkat edin. 4 tane yazıyla başlıyorum. Sonra 4 tane tura yazıyorum. Şimdi 4 yazdığım için hemen yarısı 2 tane yazı, 2 tane tura, 2 tane yazı, 2 tane tura yazdım. 4'ten 2'ye düştüm. Şimdi 1'e düşüyorum. Bir tane yazı, bir tane tura. Arkadaşlar, parayı 3 kez değil de eğer 4 kez atsaydık, sınavda bunu yapmanızı tavsiye etmem ama mantığı şu, bakın. Parayı 4 kez atsaydık, 2 üzeri 4 farklı sonuçla karşılaşacaktık. 16 tane farklı sonuçla karşılaşacaktık. Eğer tüm sonuçları görmek istiyor isek o zaman bunun yarısı kadar yazı yazacağım. Yazı 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane tura yazacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tura yazdım. Sonra 8 tane yazı yazdığım için 4 tane yazıya düşüyorum. Yazı. 4 tane tura yazıyorum, 4 tane yazı yazıyorum şeklinde. Sonra 2 yazı 2 turaya, sonra 1 yazı 1 turaya düşerek 16 farklı sonucu bu şekilde yazma şansımız var. Yalnız bunu derste geçen hafta, evvelki hafta anlatırken şunu söylemiştik. Deney sayısı arttığı zaman bu şekilde yapmak her zaman bize zaman kazandırmaz. Problem olabilir. O yüzden kaç tane yazı gelir, kaç tane tura gelir biz bunu faktöriyelle buluyoruz demiştik. Faktöriyel demiştik. Ama örneğimize geri dönelim.
Eğer bir kez atıyor isek ya da iki kez atıyor isek ya da üç kez atıyor isek, o zaman bunu bu şekilde yazarak da işlemi yapma şansımız var. Toplam 8 tane, doğru mudur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane farklı sonucu buraya yazmış oldum. Şunlar turaların tesi arkadaşlar. Şimdi bize bir yazıyı sorsaydı, sadece bir yazıyı sorsaydı neler vardı? Bir tane yazı, dikkat edin, bir tane burada var. Yazı tura tura olayında. Bir tane burada var. Tura, yazı, tura olayında. Bir tane de burada var. Tura, tura, yazı olayı. Arkadaşlar bir yazıyı sorsaydı sadece bunlar vardı. Doğru mu? Peki bir yazı deseydi tamam, ama en az bir yazı dediyse, o zaman bir yazı ve birden fazla gelen yazıları dikkate almam lazım mı? Tura olanları çıkartacağız. Şimdi oraya geliyorum zaten. En az bir yazı dediğine göre bir yazı, sonra iki yazıları bulacağım, sonra üç yazıları bulacağım. Peki benim bulmadığım tek şey ne olacak o zaman? Tura dediğimiz aslında sıfır yazının olduğu yer, öyle değil mi? Sıfır yazının olduğu yer hepsinin tura olduğu yer. Şimdi en az bir yazı olayı A olayı ise şunların hepsi A olayı. A olayı. Yani iki yazının olduğu, üç yazının olduğu, bir yazının olduğu tüm olaylar A olayı. A olayının tümleyini o zaman en az bir yazı, iki yazı, üç yazı şeklinde gidiyor. A olayının tümleyini sıfır yazının olduğu yer değil midir? Sadece turaların olduğu yer değil midir? Sorunun cevabı arkadaşlar. Peki biz bunu çizmeseydik, bu şekilde yapmasaydık nasıl yapardık? Arkadaşınız da bana yardımcı olması güzel oldu. En az bir yazı, demek ki ben 1, 2, 3 yazıyı bulacağım. 3 kez attığım için öyle söylüyorum. 5 kez atsaydım en az bir yazı dediği zaman 1 yazı, 2 yazı, 3 yazı, 4 yazı, 5 yazı hepsini bulmam gerekecekti. Bu olayın tümleyeni o zaman ne olacak? Yazının olmadığı yerler ya da bir yazıdan daha az olan yerler. Bir yazıdan az olan tek yerde sıfır yazının olduğu yer. Sıfır yazı dediğimizde hepsinin tura olduğu yerdir diyoruz. Anlaştık? Peki başka sorunuz var mı? Tabii ki. 9 birimden oluşan bir serinin gözlem değeri küçükten büyüğe doğru sıralanarak medyanı 14 olarak hesaplanmıştır. 9 tane birim var. N eşittir 9. Medyan 14 mü? Evet, 14. Serideki en büyük gözlem değeri gerçekliği 25 iken hesaplamada yanlışlıkla 27 olarak kullanılmıştır. Bu durumda serinin gerçekteki medyanı kaçtır? Arkadaşlar, küçükten büyüğe sıralanmış. Küçükten büyüğe sıralanmış, en büyük değeri normalde 25 iken 27 olarak alınmış. Doğru mu? Medyan değeri, peki bunu yapmadan cevaplayabilecek olan var mı içinizde? Ya ben anlatmadan sizden cevap verebilecek olan var mı? Peki şöyle söyleyeyim. Ben buraya 3 tane değer yazacağım. 5, 10, 15. Medyan hangisi? 15, 10. Medyan 10. Neden 10? Ortanca değer. Yani ortadaki değer. Peki 5, 10, 15 değildi. 5, 10, 150 olsaydı medyan hangisi olacaktı? Hepsini toplayıp 3'e böldüğümüz. Hepsini toplayıp 3'e böldüğümüz zaman ortalamayı buluyoruz. Burada medyandan bahsediyoruz. Medyan ortadaki değer olduğuna göre ortadaki değer değişti mi? Hayır.
O zaman medyan yine 10, öyle değil mi? Peki 15 olduğu zaman medyan 10. 150 olduğu zaman medyan 10. 150 değil, burası 1500 olsaydı medyan ne olacaktı? Yine 10. Çünkü medyan değerleri küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda baştan sondan birer birer silerek en ortadaki değeri buluyoruz. Hatta biz medyanı anlatırken ne demiştik? Duyarsız ortalamalardan. Çünkü aşırı büyük ya da aşırı küçük değerlerden etkilenmez demiştik. O zaman buranın 15 olması, 150 olması, 1500 ya da 15.000 olması medyanı değiştirmez. Şimdi örneğimize geri dönelim. 9 tane değer varmış. En ortadaki değer bu olduğuna göre en büyük değeri yanlışlıkla 25 yerine 27 alması bir şeyi değiştiriyor mu? Değiştirmez. Çünkü baştan sondan birer birer silerek en ortadaki değeri buluyorum. O zaman bunun 25 ya da 27 olması sorunun cevabını değiştirmez diyoruz. Anlaştık? Peki. Kolay arkadaşlar, yani o medyanın tanımını hatırlıyor iseniz, hani şey yanlışına düşmeyin, üçünü toplayıp üçe bölüyorduk, bu aritmetik ortalamaydı, duyarlı ortalamalardan. Mod ve medyan, bakın aynı soru size medyan değil de mod olarak da gelebilirdi. Mod en çok tekrarlanan, en çok tekrarlanan 14 olduğu bir seride işte aşırı büyük değerlerden bir tanesi, çok tekrarlanmayan değerlerden bir tanesi 25 yerine 27 olarak alınmış. Mod değişir mi? Hayır, bu en çok tekrarlanan değer değilse olmadığını da nereden anlıyorum? Zaten mod 14 olduğuna göre en çok tekrarlanan buymuş. Öyle değil mi? O zaman bunun 25 ya da 27 ya da 270 olması hiçbir şey değiştirmez. Evet, başka sorunuz varsa dinliyorum. Arkadaşlar, aritmetik ortalamayı ne olarak göstermiştik? Bazen böyle göstermiştik, bazen böyle göstermiştik. Bunun ana kütle ortalaması olduğunu, bunun örneklem ortalaması, ama her ikisinde aritmetik ortalama olduğunu biliyoruz. Ana kütlenin aritmetik ortalaması, örneklemin aritmetik ortalaması. Şimdi elimizde hangisi olursa olsun, burada ana kütle dediği için bu simgeyi kullandık. Arkadaşlar, kareli ortalamayı nasıl bulabiliriz? Sakın kimse şey gibi düşünmesin. Aritmetik ortalaması 10 ise bunun karesini alırız değil. Şunu hatırlıyor muyuz? Bakın, ilk çözdüğümüz örneklerden bir tanesi. Varyans, kareli ortalamanın karesi eksi aritmetik ortalamanın karesi. Varyans. Biz ilk sorumuz neydi? Standart sapmaydı. Standart sapma sorusunda bunu kullanmıştık. Şimdi elimizde bu değerler olduğuna göre kullanacağımız, kareli ortalamayı bulabileceğimiz tek formül bu. O da işte hep şeyi söylüyorum zaten. Yani kitap formül ezberleme yoluna gitmeyin. Kitapçığın sonunda zaten tüm formüller var. Baktığınız zaman elinizde olan değerlerden yola çıktığınızda kullanmanız gereken başka bir formül olmadığını göreceksiniz. Peki buradan işleme devam edersek. Standart sapma 12 olduğuna göre varyans 12'nin karesi midir? Öyle değil mi? Peki kareli ortalamanın karesini bulacağız bu işlem sonucunda. Aritmetik ortalama 10 olduğuna göre aritmetik ortalama o zaman 10'un karesi olacak. Bu işlemden devam ediyorum. 12'nin karesi 144. Kareli ortalamanın karesi eksi aritmetik ortalamanın karesi dediğimiz 10'un karesi de 100 olduğuna göre buradan benim kareli ortalamanın karesini yalnız bırakarak
işlemi devam ettirmem gerekiyor. Kareli ortalamanın karesi bu durumda 144'ün yanına bu 100 eksi olarak gelecek mi arkadaşlar? Buradan kareli ortalamanın karesini 44 olarak bulduk. Peki bize kareli ortalamanın karesini mi sormuş, kareli ortalamanın kendisini mi sormuş? O zaman kare, bizim bulduğumuz ne? Kareli ortalamanın biz karesini bulduk. Peki kareli ortalamanın karesi değil de kareli ortalamanın kendisini bulmamız için bu işlemi 44'ün kök dışına çıkmış halini bulur muyuz kareli ortalamayı bulmak için? Kare kökünü aldım. Kareli ortalama olarak dışarıya çıktı. 44'ün kök dışına çıkmış hali nedir? Hemen hesap makinesiyle yapıyorum. 6.63 olarak arkadaşlar hesap makinesinin verdiği sonuç verilen sorunun cevabıdır. Nasıl? Arkadaşlar zaten burada bir yanlışlık olması lazım. Seçeneklerde yok değil mi 6.63? Yok dediğinizi anladım arkadaşlar. O kareli ortalamanın karesi. Kareli ortalama değil. Soru o zaman kareli ortalamanın... Yanlış olabilir. Ana kütlenin kareli ortalaması. Bu cevaba göre 44 diyoruz ama bir sorun var. Tamamdır. Başka sorumuz var mı? Örneği alırsam daha iyi olur. 4, 5, 6, 7, 8. Yan yana mı alt alta mı? Yan yana. 4, 5, 6, 7, 8. Bunların var yansıma. Evet. Arkadaşlar şimdi burada bir dizi var. Bunun varyansını soruyor ise benim varyansı bulmak için öncelikle ortalamayı bulmam gerekiyor muydu? Ortalama 4, 5, 6, 7, 8 bunların hepsini toplayıp 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane değer var 5'e bölmem lazım. Peki bu durumda ortalama kaç çıkacak? X'lerin toplamı bölü N. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 bölü 5 eşittir. Herkes buldu herhalde. Ortalamayı 6 olarak bulduk. Arkadaşlar biz ortalamayı bulduktan sonra x'i eksi x ortalama diyorduk. Yani bütün değerleri tek tek ortalamadan çıkartıyorduk. Madem soru yan yana verilmiş, o zaman ortalama 6 olduğuna göre ortalamadan çıkartılmış değerlerini x'i eksi x ortalamaları hemen altına yazalım. Burası x'i eksi x ortalama 4 eksi 6. Burası 5 eksi 6. Burası 6 eksi 6. Burası 7 eksi 6. Burası ise 8 eksi 6. Buradan neyi bulduk? Biz x'i eksi x ortalamayı. Daha sonra ne yapmamız lazımdı? Bunların karelerini almamız lazımdı. X'i eksi x ortalamaların tek tek karesini alır isem x'i eksi x ortalama olarak bulduğum bu değerlerin karesi artı 4, eksi 1'in karesi artı 1, 0'ın karesi artı 1'in karesi artı 2'nin karesi. Bunların karelerini bulduktan sonra kaç tane değer var ise bu değerlerin hepsine bölüyordum arkadaşlar. Bunları toplayıp ortalamadan olan farkların karelerinin ortalamasını buluyordum. Bunun ortalamasını bulmak için veri sayısı 5 olduğu için 5'e böldüm. 5, 10, 10 bölü 5 olarak bulduğum bu değer varyansın kendisi. Umarım karışmamıştır. Hayır ama burada cevap yanlış vermişler. Arkadaşlar varyansa cevap 2. Standart sapmayı sorduysa kök 2 olarak işlemi yapıyoruz. Cevap yanlış. 2.5 yazılmış.
Hayır. Eğer değerler 4, 5, 6, 7, 8 ise arkadaşlar cevap burası. Başka soru varsa alayım. Birbirinden farklı iki hilesiz madeni para ve farklı iki hilesiz zarın aynı anda atılması deneyinin örnek uzayının eleman sayısı kaçtır? Eleman sayısı kaçtır? Aynı anda ikisi atılıyor. Arkadaşlar bunu sizden söyleyebilecek olan var mı? Yapabilecek olan var mı? Soruyu ben şöyle sorayım. Bir tane para atsaydık kaç farklı sonuçla karşılaşırdık? 4 olacak. Cevap 4 olmayacak. Önce onu söyleyeyim de. Bir para atsaydık kaç farklı sonuçla karşılaşacaktık? 2 ya da 2 üzeri 1. 2 tane para atsaydık kaç farklı sonuçla karşılaşacaktık? 2 üzeri 2 ya da 4. Doğru mu? 3 tane parayı aynı anda atsaydık 2 üzeri 3 ya da 8 farklı sonuçla karşılaşacaktık. Bunları hatırlıyor muyuz? Peki bir tane zar atsaydık kaç farklı sonuçla karşılaşacaktık? 6 ya da 6 üzeri 1. 2 tane zar atsaydık kaç farklı sonuçla karşılaşacaktık? 6 üzeri 2 ya da 36. 3 tane zar atsaydık 6 üzeri 3 ya da 216 farklı sonuçla karşılaşacaktık. Peki sadece zar atsaydık böyle, sadece para atsaydık böyle, ama zar ve parayı aynı anda atıyor isek. Arkadaşlar o zaman şuraya küçük bir örnek yapayım. Bir zar ve bir para aynı anda atılıyor ise, zarda 6 farklı sonuç, parada 2 farklı sonuç olduğu için 12 farklı sonuçla karşılaşırız. Bir zar bir para. Peki 2 zar 2 para atsaydık, 2 zar 2 para atsaydık karşılaştığımız sonuçlar bunlardı. O zaman ikisini aynı anda attığımız zaman 4 çarpı 36 72 144 farklı sonuçla karşılaşırız diyoruz. Anlaşıldı. Cevabı 4 diye orada yazmıyor değil mi arkadaşlar? Hayır, 144'ün orada olması önemli değil. Cevap anahtarında 4 diye yazıyor ise cevap anahtarının düzeltilmesi gerekiyor. Cevabı yazmamış arkadaşım. O zaman cevap 144, böyle not alabilirsiniz. Başka sorunuz varsa devam edelim. Medyan sorusu var. Medyan sorusu. Hemen dinliyorum ben sizi. X'i alt alta yazacağız. 10, 13, 17. 13, 17. Hayır hocam, alt alta yazacağız. X. Ha, 10, 13, 17. 18, 22. 18, 22. Evet. Şimdi F'in altına yazacağız. 1, 2, 7, 6, 4. Soru medyan. Evet, medyanı kaçtır? Doğru mu? Medyanı kaçtır? Medyan arkadaşlar neydi? Bir kez daha hatırlayalım. Ortanca değer. Ortanca değer. Peki ortanca değeri bulmak için bu değerleri küçükten büyüğe doğru sıraya koymamız gerekiyor muydu? Değer sayısı bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane ise bunu tek tek yazma şansımız vardı. Ama değer sayısı, tekrar sayısı 100, 200, 700, 600, 400 gibi çok olsaydı o zaman yan yana yazıp baştan sondan birer birer silme şansımız yoktu. Biz böyle bir durumda ne yapıyorduk? Veri sayısını topluyorduk. Kaç tane veri var? 1, 3, 10, 16, 20. 20 tane veri var. Veri sayısı eğer tek sayıda ise, veri sayısı tek ise
n artı 1 bölü 2 diyerek hangi sıradaki veriden bahsedildiğini öyle buluyordum. Veri sayısı eğer çift ise, direkt n bölü ikinci değer, arkadaşlar burada 20 olduğuna göre 20 bölü 2, 10. değer ve bir sonraki değer 11. değeri bulmamız gerekiyordu. Hatırlıyor muyuz bunu? O zaman 10. ve 11. değeri bulmamız lazım. Küçükten büyüğe doğru sıraya bunları zaten 10-13 şeklinde vermiş. 10. değer hangisi? Buraya kadar bir değer var. Dikkat edin. Buraya kadar toplam 3 tane değer var. Buraya kadar toplam 10 tane değer var. 10 tane değer olduğuna göre 10. değerimiz burası mıdır? Ama 10. değerde 17 yazmayı bitirdim. 11. değer olarak ya da 10'dan 16'ya kadar 18 yazmaya devam ediyor muyum? Evet. Ondan sonra yani 11. 12. 13. 14. 15. 16. değeri bu yazıyor isem 10. değer budur, 11. değer budur. Şimdi veri sayısı çift olduğu zaman ortada kalan bu iki değerin ortalamasını alıyorduk. Bu iki değerin ortalaması da 17 ve 18'in ortalamasını nasıl alırız? 17 ile 18'i toplar, 2'ye böleriz arkadaşlar. Bulduğumuz değer, ortada kalan bu iki değerin ortalaması olan değer, medyan değeridir diyoruz. Sayfayı değiştiriyorum. Başka sorumuz var mı? Evet, dinliyorum. Bir basit seri için aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Ortalaması 12, en 6, standart sapması 3, en eşittir 6. Ha, en eşittir 6. Bunun x'i soruyor. Böyle mi? Evet. Toplamını soruyor. Toplam x'i ya da verilerin toplamı nedir? Doğru mu? Doğru anladık değil mi arkadaşlar? Peki nasıl yaparız? Ben yine sınıfa sorayım. Aslında basit ama çok uğraştım. Olmadı. Aslında basit çünkü şöyle bir şey var. Arkadaşlar ortalamayı x'lerin toplamı bölü n olarak buluyorduk. Bunu hatırlıyor muyuz? Peki formülümüz bu olduğuna göre bizim elimizde olan değerler hangileri? Ortalamamız 12 eşittir. Toplam x'yi bilmiyorum. Zaten bunu arıyorum ama n'i biliyorum. N 6. O zaman toplam x'yi bulmak için içler dışlar çarpımı yapar mıyım? İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman toplam x'i eşittir 6 çarpı 12'den verilen sorunun cevabını bulurum. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Ortalama formülü bu ise, elimizdeki değerler bu ise, x'i yerine ne yazarsam 6'ya böldüğümde 12 bulurum. 72 yazarsam 72'yi 6'ya böldüğümde eşittir 12 bulurum. O zaman ya böyle düşüneceğiz ya da diyeceğiz ki toplam x'i bulmak için içler dışlar çarpımı yapmamız lazım. Bu da 6 çarpı 12 işlemiyle verilen sorunun cevabını bulabiliriz diyoruz. Başka, evet, bir sonraki soruyu bekliyorum. Çoktan seçmeli bir sınavda sorular için biri doğru olmak üzere 5 seçenek bulunmaktadır. Herhangi bir soru seçilip cevabı rastal olarak işaretlenecek olursa cevabın doğru olması olasılığı nedir? Nedir arkadaşlar, size soruyorum. 5 tane seçenek var. Buradan parmaklarıma da bakabilirsiniz. 5 tane. Bunlardan bir tanesi doğru. Tesadüfen bu sınav sorusu da olabilir, parmaklardan birisi de olabilir. Bunlardan doğru olan ya da ben burada kalemle bunlardan birini işaretledim. İşaretlediğim parmağı bulma olasılığınız ne? 5'te 1.
Beşte bir. Sorunun cevabı da o. Dört tane yanlış, bir tane doğru var. Beş seçenekli bir soru. Doğru seçeneği bulma olasılığı beşte bir veya bir bölü beş. Başka soru var mı arkadaşlar? Hocam modunu sorarken ne yapıyorduk? Hazır soru var ise oradan anlatayım. Formül tekrar da yapmış oluruz. Var mı? Evet. X'i alt alta yazıyoruz. 10-12 arası. 12-14 arası. 14-16. 16-18. 18-20. Arkadaşlar modu yaparken ne yapıyorduk? Birincisi modun formülünü ezbere ya yapıyorduk ya da kitapçığın arkasından modun formülü nedir ona bakıyorduk. Modun formülünü kitapçığın arkasına baktığınız zaman LA artı delta 1 delta 1 delta 2 çarpı H diye bir formül olduğunu göreceksiniz. Buradaki LA neydi? LA mod dediğimiz en çok tekrarlanan olduğuna göre frekansı en çok olan sınıfı şöylece ayırıyorduk. 7 defa olduğu için en çok burası olduğu için 7'nin olduğu sınıfı ayırıyorduk. Arkadaşlar burada ayırdığımız sınıfın 14-16 sınıfı dikkat edin. Buradaki alt değer bizim LA değerimiz. 14 artı delta 1 dediğimiz neydi? Formüldeki delta 1 dediğimiz bu simgelerin anlamını bilmemiz gerekiyordu. Yani formül belki ezberlememiz gerekmiyor ama simgelerin anlamını bilmemiz gerekiyordu. Delta 1 dediğimiz mod sınıfının frekansıyla bir önceki sınıfın frekansı arasındaki farktı. O zaman burası üst taraf 2 olarak yazılacak. Alt tarafa geldim. Delta 2, delta 1 artı delta 2 var. Delta 2 ise mod sınıfının frekansı ile bir sonraki sınıfın frekansı arasındaki fark. Yani 7-6. Burası da 1 çıktı. Delta 2. Delta 1'in 2 olduğu, delta 2'nin 1 olduğunu bulduktan sonra yerine yazdım. Sırada çarpı H dediği şey var. H neydi arkadaşlar? Bu mod sınıfına baktığımız zaman sınıf aralığı ya da sınıf genişliği olarak adlandırmıştık. 14-16 sınıfı buranın aralığı ne kadar ya da genişliği ne kadar? Burada büyükten küçüğü çıkartırsanız bu aralığı bulursunuz. 16'dan 14'ü çıkarttık burası 2 oldu. Şimdi bütün değerleri yerine yazdığımıza göre ne yapmamız lazım? Ortada bir matematiksel işlem var. Bu matematiksel işlemde matematikteki gibi işlem önceliğine dikkat ederek yapmamız lazım. O zaman önce çarpma veya bölme hangisini yaptığımız önemli değildi. 2 kere 2 çarpmayı yapıyorum. 4 yaptı. 4 bölü alt taraf 3 yaptı. Doğru mudur? Bu 4 bölü 3 olarak yaptığım işlem burası arkadaşlar. Önce 2 ile 2'yi çarptım. Sonra 2 artı 1 olan değere böldüm. Buradan bulduğum sonucu 14'e eklemem gerekiyor. Peki 4 bölü 3 ne? 4 bölü 3 dediğimiz hesap makinesiyle yaptığımız zaman 1.33. Bunun başında da toplanması gereken 14 olduğuna göre 14 artı 1.33 verilen sorunun 15.33 olarak bulduğumuz değer verilen sorunun cevabıdır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar varsa başka bir sorunuz, son bir sorunuz alayım. Var mı? Evet. Belli bir marka araba satın almak isteyen bir müşteri 6 farklı renk seçeneğinden birini ve 3 farklı motor seçeneğinden birini tercih etmesi gerekmektedir. Bu durumda müşteri kaç farklı seçim yapabilir?
Arkadaşlar bunu olasılığı anlatırken bu soruyu yapmıştık aslında ya da benzer bir şeyini yapmıştık. Şöyle bir durum vardı. 6 farklı renk, bunu hatta anlatırken şöyle yapmıştık. Belki hatırlarsınız. İşte kırmızı, siyah, mavi, beyaz, sarı, yeşil. 6 farklı renk olsun. İşte buna kırmızı dedik, siyah dedik, mavi dedik, işte sarı dedik falan filan. Her renginde 3 farklı motoru var. İşte bu 3 farklı motor dediğimiz nedir acaba? İşte ne diyelim? 1000 motor, 1500 motor, 2000 motor diyelim. Motor gücüne göre. O zaman kırmızıdan 3 farklı motor var. Siyahtan 3 farklı motor var. Maviden 3 farklı motor var. Sarıdan 3 farklı motor var. Öyle değil mi? Yeşilden 3 farklı motor, işte ne bileyim öbür renkten de 3 farklı motor olduğuna göre toplam kaç farklı araba olmuş oldu? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane bundan. 1, 2, 3 tane bundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 3 farklı motor vardı. Demek ki elimizde 18 farklı renk ve motor cinsi olan arabamız varmış diyoruz. Biz bu soruyu nasıl yapıyorduk? Başa geri dönelim. Şu 6 ile 3'e dikkat edin arkadaşlar. Bu soruyu derste mesela şöyle yapmıştık. Buna uyarlayarak söyleyeyim. 6 tane pantolon, 3 tane gömleğim var ise kaç farklı şekilde giyinebilirim? Bir lokantaya girdiğimiz zaman 3 tane çorba, 6 tane farklı sulu yemek var ise kaç farklı yemek yiyebilirim? Gibi de yapmıştık arkadaşlar. Bu ağaç diyagramıyla gösterilmesi, öbür türlü 6 çarpı 3 ile bu soruyu yapıyoruz. Arkadaşlar varsa son soru alayım. Dersi arkasından bitireceğim. Mesela sınıflar verilmiş. 15-20. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40. Frekansları 4-6-3-2-5. Burada değil. Kullandığım bir seri için en çok birikimli serisi aşağıdakilerden hangisi? Den çok hangisi? Arkadaşlar, bir tane den az anlatmıştık, bir tane den çok anlatmıştık. Den az neydi? 20'den az, 25'ten az, 30'dan az diye adlandırıyorduk. Ama den çok serisini söylerken bu sınıfların üst noktalarını değil de alt noktalarını söyleyerek 35'den çok, 30'dan çok, 25'ten çok, 20'den çok. Bu ikisi arasındaki farkı da şöyle söylemiştik. Den azı yaparken yukarıdan aşağıya toplayarak gittiğimizi, den çoku yaparken ise aşağıdan yukarıya toplayarak gittiğimizi söylemiştik. O zaman aşağıdan yukarıya doğru topladığımız zaman, şimdi ben size soruyorum. 35'ten çok kaç tane değer var? Hepsini toplam. 35'ten çok bir tane değer var. Doğru mudur? Çok. 35'ten çok. 30'dan çok dediğim zaman, sakın ola ki 30'dan çok dediğim zaman 2 demeyelim. Çünkü 30-35 arası 2 var ama burası da 30'dan çok. O yüzden 30'dan çok dediğimiz zaman bu ikisini toplayarak yapıyorduk. Yani aşağıdan yukarıya doğru 1 ile 2'yi toplamış oldum. 25'ten çok dediğim zaman bunların hepsi 25'ten çok olduğuna göre hepsini toplayarak yazmam lazım. Buraya kadar 3'tü, bununla beraber topladığım zaman 6 yapacak. Peki 20'den çok deseydim aşağıdakilerin hepsini toplamam gerekecek miydi? 3, 6, 12, 20'den çok toplam 12 tane değer varmış. Peki 15'ten çok deseydim, zaten en küçük değer 15 olduğuna göre 15'ten çok dediğim zaman aslında tüm seriden bahsediyor olmam lazım.
15'ten çok, hepsini tek tek topladığınız zaman 1, 3, 3 daha 6, 6 daha 12, 4 daha 16. 15'ten çok kaç tane değer var? Arkadaşlar, den çok serisinin bu şekilde oluşturulduğunu, kısaca aşağıdan yukarıya doğru toplanarak yapıldığını söylemiştik. Soru denaz şeklinde sorulsaydı yukarıdan aşağıya toplayarak aynı şeyi yapacaktı. Evet arkadaşlar, sorunuz yok ise bitiriyorum. Var mı? Bir tane var hocam. Tamam, son soruyu aldım. Arkasından bitireceğiz. Nedir son soru? Ben çok serisine göre soruyor. Onun aralığı kaçtır? Söyleyeyim. 5, 10. 10, 15. Şöyle değil mi? 5, 10. Evet, aralık. 10, 15. 15, 20. 20, 25. 25, 30. Den az. Burada den çok mu var? Bunların hepsinin önünde den az yazılmış. Ayrıca 100. 100. 70. 45. 15. 10. Burası den az değil, den çoktur. Hayır, onu anladım. 10, 5, 10, 10, 15. Onların hepsinin önünde den az yazıldı. Onlar şurada. Evet, hepsinin. Ha, tamam. Yani yukarıdaki den çok serisine göre 10-15 aralığı kaç köyden vardır? Evet. Arkadaşlar, sorduğu yer burası. Doğru mu? Evet. Peki ben burada den çokları kısaca toplanmış halini bulduğuma göre o zaman normal frekanslarını bulmam gerekiyor mu? Sadece bu arada olanı bulmak için. Burada anlaşıyoruz değil mi? Normal frekansları bulmam lazım. Peki normal frekansları nasıl bulurum? O zaman son yaptığımız örneği bir kez daha hatırlayalım. Den çoku yaparken biz şöyle yapmıştık. En aşağıdaki değeri aynen yazmıştık. Bir önceki örnekten bahsediyorum. Sonra bir üsttekiyle toplayarak den çok değerini bulmuştuk. O zaman bir şeyle toplandı 15 olduğuna göre burası 5 olmalı. Öyle değil mi? Normal frekanslardan bahsediyorum. Şuraya gelelim. Arkadaşlar, burası kendi değeri, unutmayın. Burası 2 olduğuna göre topladığım zaman 3 çıkmış. Peki bana den çok verilip buradan normal frekansları sorsaydı, bu ikisini birbirinden çıkartarak şurayı, bu ikisini birbirinden çıkartarak şurayı, bu ikisini birbirinden çıkartarak burayı, bu ikisini birbirinden çıkartarak şurayı bulma şansım vardı. Aşağıdan yukarıya doğru toplandığına göre, aşağıdan yukarıya doğru tek tek çıkartarak normal frekansları bulma şansım var. O zaman örneğimize geri dönüyorum. Burası den çok, kısaca toplanmış hali buysa kendi değeri. Çıkarttım 5, çıkarttım 30, çıkarttım 25, çıkarttım 30. Arkadaşlar, normal frekanslar ancak bunlar ise toplanmış hali bunlar olabilir. Normal frekans sorduğuna göre frekansları sorsaydı cevabı burada bitirmiştim. Ama bana neyi sormuş? 10-15 sınıfının frekansını. 10-15 sınıfının frekansı tam karşısında ne yazıyorsa verilen sorunun cevabı odur diyoruz arkadaşlar. Ben yanlış yapmıştım. Alttan yukarı toplayarak yapmıştım. O yüzden cevabı alamıyorum. Ama alttan yukarıya toplama mantığı doğru. Nerede doğru? Normal frekans verilip den çok sorulsaydı. Ama bu zaten toplanmış hali olduğu, toplanmış hali olduğuna göre toplanmamış halini bulmamız lazım. Aşağıdan yukarıya bu sefer çıkartarak yapıyoruz. Arkadaşlar, umarım sınav açısından size katkısı olur. Canı gönülden hepinize başarılar diliyorum. Umarım gönlünüzce geçer. Dersimiz normalde pazartesi, o yüzden önümüzdeki pazartesi dersler kaldığımız yerden, üniteden kaldığımız saatte devam edecek. Görüşmek üzere, hepinize şimdiden başarılar. Teşekkürler hocam. İyi günler arkadaşlar.